Hocam bir kokunun bize güzel veya çirkin gelmesinin sebebi nedir? Gül kokusu güzelken niye dışkı kokusu bu kadar kötü ve iğrenç geliyor bize demiş. Bak en baba sorular böyle temel sorulardı. Bunlar çocuk soruları. Öncelikle çocukların sorduğu sorular acayip aydınlatıcıdır. Bu arada geçen kim anlattı ya bak çocuk sorusu dedim de. Dur hemen öğrendim de anlatmazsam unutuyorum. Ha Hacı Bayram Veli'nin hikayesiymiş. Hacı Bayram Veli demiş ki hayatımın dersini bir çocuktan aldım. Bak ders de şuymuş. çocukla beraber çocuk kimse bilmiyorum. Bir tane mum yanıyormuş. Hacı Bayram mumu üflemiş. Ondan sonra mum sönmüş. Çocuğa demiş ki mumun alevi nereye gitti? Çocuk demiş ki nereden geldiyse oraya gitti. <gülüyor> <gülüyor> Yani hakikaten çocukların bakış çok... bakışları çok süper. Bu tip temel sorular da aslında çocuklardan geliyor. Bize hep böyle garanti gözüküyor böyle şeyler de. Şimdi koku duyusunun enteresan bir tarafı var. Bence herkesin bilmesi gereken bir kısım bu. Diğer bütün duyulardan farklı olarak beynimizin duygusal bölümlerine doğrudan bağlantılı bir duyudan bahsediyoruz. Mesela bütün duyular talamus diye bir ara durak vardır. Oraya uğrayıp ona sonra beyne dağılırlar. Orası böyle bir dağıtım istasyonu gibidir. Ama bir şekilde koku buraya uğramaz. Sebebi de koku talamustan da eskidir. Çok eski bir duyudur. Aslında beyin beynin ilk hali bir koku organıdır. Yani ilk beyinler, en ilkel beyinler koku organı olarak ortaya çıkmış. Sonra onun üzerine diğer yapılar gelişmiş. Şimdi koku niye böyle ilk? Tat ve koku ilk duyular. Ee, tabii deri duysunu saymazsanız bile etrafında duyargalar falan bir şey olacak ama. Tat ve koku duyusu beslenmeyle ve tehlikeden korunmayla en alakalı duyular. Aynı zamanda çiftleşme yani eş seçmeyle de çok yakından alakalı. Dolayısıyla bazı kokular, bazı temel kokular bizim sinir sistemimize işlemiş vaziyette. Mesela besin kokusu, genetik yapımıza uygun e, feromon dediğimiz karşıdaki bir bireyin kokuları. Mesela bunlar bizim için önemli. Mesela uygun eş seçmede birçok canlı memeliler dahil, insan dahil bu feromonları kullanıyor. Aynı zamanda kötü koku insanı ya da diğer canlıları zehirlenme ya da vücuduna zararlı bir şey alma riskinden koruyor. Ee, mesela çürüyen ceset kokusu yani herkese iğrenç gelir. Çünkü orada mikrop vardır, orada bozucu unsurlar vardır, orada zehirlenme riski vardır. Ve sistem şöyle kurguldur, bu kokuyu duyuyorsan oradan uzaklaş. Çünkü hastalık riski var, yani bir şekilde hayatın tehlikeye girebilir. Ama bunlar çok bazı basit temel kokularda mevcut. Geri kalanını ise biz öğreniyoruz. Mesela kahve kokusunun güzel bir şey olması öğrenilmiş şeylerden biri. Ya da işte bir kokuyu besinle eşleştirdiğinde, daha iyi örneğin şeydir. Mesela sigara kokusu normalde iğrençtir, değil mi? Sigara içmeyen insana iğrenç gelir kokusu. İlk sigara içenler de sigaranın tadından da kokusundan da tiksinirler. Ama bir süre sonra sigaranın beyinde yaptığı o ödüllendirme etkisiyle bu iğrenç tat birleşerek o iğrenç tat sevilesi bir tada ve kokuya dönüşür. Sigara kokusu artık sigarayın can çekmesine sebep olur. Dolayısıyla işin öğrenilmiş bir kısmı var. Evet Süskind'in kokusuydu değil mi o? Evet tam onu söyleyecektim hocam. Aynen. Süskind'in kokusu da iyi bir hatırlatma oldu buradan. Bizim bu arada edebiyat ]ından. masasına da Ayşenaz Hazal Sezan bakıyor. Kitapları ondan gelsin artık. <laughs> ben ondan öğreniyorum valla. Bu arada senin körlük de orada duruyor. Daha okuyacağız ha. Tatlıcam Tavsiye ama. ediyorum Kesinlikle pandemi dönemine çok yakışan ve insan psikolojisinin anlamı üzerine çok güzel bir kitap o noktada. Azal in hediyesiydi. İnşallah onu yakın zamanda gömeceğim kısmet olursa. Bu aralar yalnız şeyi okuyorum. Onu da antır parantez. Herkese tavsiye ediyorum. Nihan Kaya'nın İyi Aile Yoktur. Abo. Acayip. Çok sert evet. kitap. Ona göre. herkes çok Çoluk çombalak herkes okusun bence. Çok iyi bir kitap. Ben çok etkilendim yani. E, bunu da bu vesileyle belirteyim. Hocam ona şey de eklemek isterim. O kitabın konseptinde olan olgunlaşmamış ebeveynlerin yetişkin çocukları. Ha yes söylemiştin. Ben onu okumadım evet. mesela. Da da çok güzel bir çalışma konusu. Tavsiye de ederim. <laughs>